Söyle Beyza. O yollu olan soruyu bir daha anlatabilir misiniz? Ben tam anlayamadım mantığını da. 23'ü mü? Evet. Zaten hepsi Tamam. birbirine benziyordu, değil mi? Evet. Bak mesela dedim ki buradan buraya git istediği koşulda ya sağa ya da yukarı hareket edecekmişiz ya biz. Geriye dönmeyecekmişiz. Bir tane kırmızıyla yol çizdim. Bir tane de şöyle maviyle yol çizdim. Sonra bu yolları kodladım. 3 tane sağ, 2 tane yukarı, bir daha 2 sağ, yukarı, sağ, yukarı. Ya da ikinci bir tane yaptım. Yine yolu kodladım. Mesela bunu çoğaltabilirdik. Üçüncü bir tane yapıp da yolu kodlayabilirdik. Şöyle diyelim. Mesela üçüncü bir yolda şu olsaydı. Örneğin şöyle olsaydı mesela. Çok karışmasın diye şöyle yapıyorum. Mesela burada durum ne olacaktı? İşte bir tane yukarı, iki tane sağ. Sonra bir daha yukarı, bir daha sağ. Sonra bir daha yukarı, bir daha sağ. Sonra bir daha yukarı, bir daha sağ, bir daha sağ. Şimdi bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sağ, 4 tane yukarı var. Bunların hepsinde 6 tane sağ, 4 tane yukarı var. Öyle değil mi? Yani buradaki bu 6 tane S ile 4 tane Y harfi ne kadar yer değişirse o kadar farklı yol çıkmayacak mı burada neticede? Mesela bir tanesi de şu olabilirdi. Direkt sağ, S, 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 Y, 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 Y mesela. S, 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 S. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Y, Y, Y. Yolun bir tanesi de bu. Değil mi? Şu yol. Var mı sorun Beyza? Yok Yani hocam. buradaki S'lerin ve Y'lerin yer değiştirmesinin her bir durumu için burada bir tane yol var mı? Yani her S'ye Y için burada bir yol yazabilirim, değil mi? Evet. Geçede 6 tane S, sen bana 4 tane Y söyle, ben sana yolu çizebilirim burada. Nasıl söylersen. Fark etmez. Mesela önce 2 tane S dersin, sonra Y dersin, yukarı çıkarım. 3 tane daha S der, bir daha Y dersin. Bir daha S der, sonra 2 tane Y dersin. 6 S ile 4 tane Y kendi arasında ne kadar çok yer değişirse ya da ne kadar yer değişebiliyorsa o kadar yol vardır. Anlaşıldı mı? Evet Bir de hocam, yani toplam 10 her tane harf var. 10 harf 10 faktöriyel kadar yer değişecek. Bu 6 S'nin kendi arasında yer değişmesi tekrarlı permütasyon oluşturuyor ya. S'ler aynı S'ler ya. 6 faktöriyel. Burada da 4 faktöriyel olacak. Şimdi söyle. yol olan soruda bu mantıkla ilerleyeceğiz, değil mi? Evet. Bu mantığı ilerleyebiliriz. Tamam. Bak Tamam hocam, ezberlemeyelim ama teşekkürler. yine mantığında. Mesela burada da benzer bir mantık yaptık. Ama mesela burada aynı mantıkta ilerlemek çok zor. Yani burada tekrar permütasyon yazamayız. Çünkü yollar tam değil. Yani mesela burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesela burada ne durum var? Yukarı sağ, yukarı sağ, yukarı sağ sağ. Ya da sağ 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 işte 3 tane yukarı. Ya da böyle geldi, tamam mı? Bir yol. Ama burada şurada kesik yollar olduğu için tüm durumdan benim kesik yolu çıkarmam lazım. Bu gibi sorularda şöyle yapmak daha mantıklı. Toplama yolla saymak. Önce diyorum ki ya yukarı ya da sağ hareket edeceği için mesela şu noktaya gelmek isteseydi bir yolla, buraya gelseydi bir yolla gelirdi. Dolayısıyla şuraya iki farklı yolla gelebilirdi. Neden? Çünkü ya böyle gelecekti bir ya da böyle geldi iki. Mesela bu noktaya geldikten sonra bu noktaya gitmek istiyorsa sadece bir yolu var. Dolayısıyla iki çarpı birden buraya yine iki yola gelecek. Yani şu noktaya ulaşacaksa ya şöyle gelecek şu bir ya da şöyle gelecek iki. Mesela bu noktaya yine bir yolla gelir ama şuraya şu ikisinin toplamı kadar üç yolla gelir. Mesela buraya yine bir yolla gelir, buraya yine bir yolla gelir. Buraya bir dediğim şeyleri anlamayanlar lütfen sorsunlar. Buraya birden kastım şu. Bu noktaya gelmek istiyorsan dümdüz böyle geleceksin. Yani bir tane durumun var. Gezerek gelemez. Şöyle gidip geri gelemezsin. Çünkü sadece sağa ya da yukarı gidiyorsun. Şuraya dört yolla gelirsin. Şu ikisinin toplamı kadar. Buraya beş yolla gelebilirsin. Bakın buraya beş yolla gelebilirsin. Şimdi buraya kadar beş yolla geldin. Şuraya geçeceksin. Şimdi buradan sonra buraya gitmenin, şu noktaya gelmenin sadece bu yolu var. Dolayısıyla şuraya ulaşmanın da yine 5 tane yolu var. Şuraya geldik 9 yol. Şu 5, 9 ile 5'i topladık 14 yol. 9 ile 5'i topladık 14 yol. 14 ile 14'ü topladık 28 yol var. Demek ki A'dan B'ye 28 farklı yolla gelebilirmişiz arkadaşlar. Bakın mesela şuraya bakalım. Burada yine şuraya uğramayacak. Yani şu yol kapalı yol arkadaşlar. Şöyle. Bu çimene hiç gelmeyecek. Dolayısıyla şu noktaya bir yola gelebilirim. Buraya bir yolla. Buraya yine bir yolla. Şuraya iki yola gelebilirim. Şuraya bir ile ikinin toplamı üç yol. Şuraları yazayım. Bir yol. Buraya yine üç yolla geldi. Buraya altı yol. Buraya dört yolla gelir. Buraya bir yola geldi. Buraya beş yolla gelir. Buraya altı dört daha on yolla gelir.
Şimdi şuraya 15 yolla gelir ama şu noktaya yine 10 yolla çıkar. Çünkü buraya kadar geldikten sonra böyle gidip böyle gidip böyle gelemeyecek. Bu noktaya kadar geldikten sonra mecburen dümdüz gidecek. Buraya yine 10 yolla gelecek. Bak buraya 1 yolla gelecek. 5 daha buraya 6 yol. Burası 1 yol, burası 7 yol. Bak buradan sonra şu noktaya yine 6 yolla çıkar. Yani buraya kadar geldikten sonra şöyle gidip dönmeyecek. Bu noktadan dümdüz gidecek neticede. 6-7 daha buraya 13 yolla gelir. Bak şuraya yine 6 yol. Buraya geldikten sonra yine buraya böyle gidemez. Yine böyle gelecek. Şurası 6-13 daha 19 yolla yapacak. Şuraya kadar 10 yolla geldi. Buraya kadar 15 yolla geldi. Buraya kadar 10'la 15 toplarsak 25 yol yapar. Şimdi şurası 10'du. 10'la 15'i toplarsak 35 yol yapar. Şurası 6'ydı. 6 ile 35'i toplarsak 41 yol yapar. Şimdi 41 ile 19 toplarsak 60 yol yapar. Yani B'ye 60 farklı yolla gelebilir arkadaşlar. Mesela bunu tekrarlı permütasyonla direkt yapamayız. Toplama yolda sayarken de dikkat etmemiz lazım. Şu yolları hiç kullanmayacağız. Çünkü buraya hiç girmeyeceğiz. Dolayısıyla şu noktaya geldikten sonra, örneğin bu noktaya geldikten sonra şu yukarıya çıkacaksam mecburen dümdüz çıkacağım. Ama mesela bu noktaya bir, şöyle gelip gideceğim bir yol var. İki, şöyle gelip gideceğim yol var. Dolayısıyla soldan ve sağdan gelen yolların toplamı kadar yol var. Şimdi farklı soru tiplerine bakmaya devam edelim. Çünkü bu soru tiplerini çok yerde görüyorsunuz. Mesela şu, demiş ki şekilde soldan sağa ve aşağı doğru ilerleyerek kaç farklı şekilde integral okuyabiliriz? Bakın şöyle yapıyoruz. İntegral okumak için bir sağ, aşağı, aşağı, sağ, aşağı, aşağı, sağ. Bak bunu kodlayalım. Sağ var, aşağı, aşağı, bir daha sağ var. Sonra bir daha aşağı, aşağı ve sağ var. Siz neticede 1, 2, 3 tane sağ ve 4 tane aşağı inerseniz her seferinde integral okursunuz. Mesela bakalım hadi bir tane daha şuradan integral okuyalım. Sağ, sağ, bir daha sağ. Sonra da aşağı, 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 aşağı. Bak 4 tane aşağı, 3 tane sağ geldiğinde integral okuduk. Demek ki bu 4 tane S, 4 tane A ile 3 tane S kendi arasında ne kadar yer değişirse 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel yer değişir. O kadar farklı şekilde integral okuruz. Var mı sorusu olan burada? Yani yolları ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Yolları kodluyoruz. Mesela değişime de bakalım aynı şekilde. Bu soru tiplerini de görüyorsunuz ve çok zorlanıyorsunuz biliyorum. Bak kodlayalım. Sol çapraz, sağ çapraz. Hadi buna şu istikamete bir ad verelim. X yolu olsun. Bu istikamette Y olsun. Şöyle Y olsun. Bir daha böyle bak. Bu istikamette şurası X koordinatı olsun. Yani bir tane X var. Sağa doğru da Y, Y, Y var. Sonra bir daha iki tane X var. Yani X koordinatında sol çapraz, sağ çapraz ya da diye düşünürsek bir, iki, üç tane sol çapraz, üç tane de sağ çapraza gittiğimizde değişim okuyormuşuz. Hadi bir tane daha okuyalım bakın değişimi. Bir, iki tane, bir, iki, hadi bir daha şöyle gelelim, bir daha böyle gelelim. Şimdi mesela şu yeşillerde ne var? Bir, iki, üç tane sol çapraz var, bir, iki, üç tane de sağ çapraz var. Sol çaprazları X ile kodladık, sağ çaprazları da Y ile kodladık. Dolayısıyla bu altı tane harften oluşan, yani 3 tane X, 3 tane Y'den oluşan X'ler ve Y'ler kendi arasında ne kadar yer değişirse burada o kadar değişim okurum. Her bir yer değişim için bir tane değişim var. Bu da 6 faktöriyel bölü 3 tane X, 3 tane Y olduğu için 3 faktöriyele 3 faktöriyel kadar değişim okunabilir diyoruz arkadaşlar. Mesela 31'de demiş ki C'ye uğramak koşuluyla B'ye nasıl gider demiş. Bu gerçi yukarıdaki sorunun aynısı. Bunu siz yapabilirsiniz. Mesela burada tekrar permütasyonu uygulayabiliriz. İki tane aşağı aşağı sağa sağa diyebiliriz. Önce C'ye getireceksiniz yalnız. C'ye getirdikten sonra da şöyle götürelim. Aşağı S, S, S götürelim. Şimdi burada 2 aşağı 2 S var. Yani 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 2 faktöriyel var. Burada ise bir aşağı 3 tane S var. Yani 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel var. Burası 24 bölü 4'ten 6. Burası da 4. 6 kere 4'ten 24 farklı şekilde gidebilirmiş arkadaşlar. Bakayım farklı soru ne var. Mesela 32'ye bakalım arkadaşlar. 32'de demiş ki BC yolunu kullanarak D'ye kaç farklı şekilde gidebilir? Şimdi bazen de BC yolunu kullanmayarak diyor. Mesela tüm durumdan kullanılarak çıkarabiliriz orada. BC yolunu kullanacaksa önce B'ye gelecek. B'ye gelmesi için 1,
2 sağ 2 yukarı yapacak. Hadi bunu kodlayalım. SS Y'ye. Sonra buradan buraya mecburen bir şekilde geçecek. Bir durumda. Başka durum yok. Çünkü BC'yi kullanacak. Daha sonra B'den D'ye de yine bu yolu kodlayacak olursak SS Y Y Y. Yani 2 tane sağ 3 tane Y. Burada 4 tane harf var. 4 faktöriyel bölü 2 tane sağ var. 2 tane de yukarı var. Şimdi B'ye kadar geldim. B'den C'ye bir yolla geçerim. Sonra C'den D'ye de toplam 5 tane harf var. 3 tanesi S, 2 tanesi de 2 tanesi S pardon, 3 tanesi de Y. Burası 4 yapar arkadaşlar. Burası da 10 yapar. 4 çarpı 10'dan 40 farklı şekilde BC yolunu kullanarak gidebilirmiş. Mesela B çıkmışı olsaydı, BC yolu kapalı olsaydı mesela. BC yolu kapalı deseydi tüm durumdan BC'yi kullanma durumunu çıkaracaktık. BC'yi kullanma durumu. Mesela buradaki tüm durum nedir arkadaşlar? Tüm durum şu olabilirdi. 1, 2, 3, 4, 5 tane S, 1, 2, 3, 4, 5 tane Y. Yani 10 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel olurdu. Şimdi BC'yi kullanarak kaç şekilde gittik? A şıkkında bulmuştuk. 40 şekilde gittik. O zaman BC yolunun kapalı olduğu durumlar 10 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel eksi 40 şeklinde ifade edilebilir. Arkadaşlar hocam, balon pat... söyle. Orada 60 olmuyor mu? Neresi? İşlemini 4 bakalım. Bölü ha, burası 6 imiş tamam. 6. Evet evet, şurası 6. Pardon, 60. Evet. 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 6 olacak. 60 yapacak. Biz yukarıda bir yerde 40 mı dedik bana yine yoksa? Bakayım. Herhangi bir yerde karşımıza gelmiş miydi? Yok. Tamam. Mesela şu balon patlatma sorularına bakalım arkadaşlar. Demiş ki patlatma işlemine en alttaki yer alan balondan başlamak şekliyle kaç farklı şekilde patlatabilir? Mesela burada yeşil, 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 sarı, sarı, kırmızı, kırmızı. Mesela bana bir tane patlatma senaryosu söyle bakayım Adar. Hadi bir senaryo söyle. Alttan başlayarak. Yeşili patlatırım. Sonra? Sarı. Sonra? Yeşil. Sonra? Kırmızı. Tamam. Sonra? Sonra sarı. Sonra? Kırmızı. Sonra? Yeşil. Tamam, bir tane daha söyle. Başka bir şeyle başla. Tamam. Kırmızı. Aha. Yeşil. Tamam. Sarı. Tamam. Sarı. Tamam. Kırmızı. Tamam. Yeşil. Yeşil. Hadi bir tane de ben söyleyeyim mesela. S, S, K, K, Y, Y olsun. Bak burada ne var arkadaşlar? S'ler, K'lar ve Y'ler her yer değiştiğinde bir senaryo çıkıyor. Toplam 3, 5, 7 tane harf var. 3 tanesi S, Y pardon, 3 faktöriyel. 2 tanesi S, 2 faktöriyel. 2 tanesi de K, 2 faktöriyel. Bunu da şöyle yapabilirim. 7, 6, 5, 4, 3 faktöriyel. Bölü 3 faktöriyel çarpı. 2 faktöriyel, 2 faktöriyel çarparsak 4 yapar. Şunlar birbirini götürür. Yani 210 farklı şekilde balonları patlatabilirmişiz. Var mı balon patlatma sorularını kitaplardan hatırlayanlar? Anladınız mı olayı? Burada en alttan başlayarak demesi işte üstten patlatırsam bir tanesi yere düşer, kopar ve yere düşer gibi bir şey algılanmasın diye arkadaşlar. Tamam. O yüzden en alttan diyorlar balon patlatma sorularında. Yoksa en alttan patlatmasının başka bir esprisi yok. Mesela buraya bakalım. Bu sefer 3 farklı yol kullanılıyor. Sağ, yukarı ya da buraya gidiyor. O zaman şöyle olacak arkadaşlar bakın. Mesela buraya A yolla gitsin, şuraya B yolla gitsin, şuraya da C yolla gidiyorsa şu noktaya ulaşan 3 farklı yol olduğu için bu noktaya A artı B artı C yolla gelirsiniz. Mesela biz şu noktaya 1 yolla geliriz. Buraya gelmek istesek 1 gelirdik, buraya gelmek istesek 1 gelirdik. Mesela şu noktaya ya şunu kullanarak ya bunu kullanarak geldiğimiz için 2 yolla gelebilirdik. Yine şu noktaya ya şöyle geleceğiz ya da böyle geleceğiz. Yine 2 yolla gelebilirdik. Şu noktaya buraya geldikten sonra böyle ya da böyle geldiğimiz için arkadaşlar buraya bak bir şu olabilirdi.
şöyle gelebilirdik. Bu bir. Mesela şöyle gelebilirdik. İki. Şöyle gelebilirdik. Üç. Şöyle gelebilirdik. Dört yol yapardı. Başka bir yol var mı arkadaşlar şu noktaya gelmenin? Mesela şuraya kaç farklı yolla gelebilirdik? Bir buradan gelebilirdik bir, bir de buradan gelebilirdik. Buraya gelseydik buraya iki yola gelebilirdik. O zaman şu noktaya kaç farklı yola geleceğiz arkadaşlar? Kim söyleyecek? Dört mü? Dört mü? Hadi bak yolu sayalım. Neden farklı olduğunu bakalım. Şu bir gel, bir böyle, iki böyle, üç böyle, dört böyle ve beş de böyle. Bakın arkadaşlar burada üç köşe olduğu için bir, iki, üçünün toplamı kadar geleceğiz. Yani buraya kaç yolla geldik o zaman? Beş yolla geldik. Mesela buraya bir yolla geliriz. Burası artık şuraya, şu noktaya. Bak şurası, şurası ve şurası. Üç köşenin toplamı kadar geleceğiz. İki, üç, dört yolla gelebiliriz. Şuraya bir yolla gelmiştik. Şuraya bir yolla gelmiştik. Buraya iki yolla gelmiştik. Buraya yine şu bir, iki, üç köşenin toplamı kadar geleceğiz arkadaşlar. Burası bir, bir daha iki, iki daha buraya dört yolla geleceğiz. Şu noktaya şu üçünün toplamı kadar geleceğiz. Beş, dokuz, on bir yolla geleceğiz. Şuraya yine bir yolla geliriz. Şuraya bir, bir, dördün toplamı olan altı yolla gelebiliriz. Şu noktaya bir, bir ve dördün toplamı olan altı yolla gelebiliriz. Şu noktaya ise yine aynı şekilde arkadaşlar şu üçlemenin toplamı olan 21 farklı yola gelebiliriz. Bak buna ikinci bir örnek daha yapalım hatta. Şöyle bir örnek yapalım. Şöyle bir örnek yapalım. Daha iyi üçlü yol olursa ne oluyor diye. Mesela şöyle bir yol olsun. Şu arada üçüncü ok yolları da olsun şöyle. Şimdi hareketimiz sağ, yukarı ya da bu okların üzerinden de hareket edebiliyor. Kaç farklı yolla şurası A noktası olsun, şurası da B noktası olsun. A'dan B'ye gelebiliriz diyelim. Şimdi bakın bu noktaya bir yolla geliriz, bu noktaya bir yolla geliriz, bu noktaya iki yolla geliriz. Şu noktaya yine bir yolla gelebiliriz ama artık şuraya şöyle gelme ihtimalim var. Çaprazdan gelme ihtimalim var, böyle gelme ihtimalim var. Dolayısıyla şu üçünün toplamı kadar yani iki, üç, dört yolla gelebiliriz. Mesela şu noktaya bir yolla geliriz yine. Şu noktaya üç yolla gelebiliriz. Buraya bir gelebiliriz. Buraya bir üç daha dört yolla gelebiliriz. Ama şu noktaya yine üç, iki daha, beş, dört daha dokuz yolla gelebiliriz. Mesela şu noktaya yine dokuz artı üç, on iki, dört daha on altı yolla gelebiliriz. Buraya yine bir gelebiliriz. Şu noktaya beş yolla gelebiliriz. Şurası dokuzla beşin toplamı kadar on dört yolla gelir. Burada çapraz yol yok çünkü. Burası on altıyla 14'ün toplamı kadar 30 yola gelebilir. Bak buraya kadar 14 yola geldiyse buradan buraya sadece bir durumda geçeceksin. Yani buraya yine 14 yola gelirsin. 30 artı 14'ten B'ye 44 yola gelirsin o zaman. Burada sorusu olan var mı arkadaşlar? Hocam bir önceki soruyla ilgili bir sorum olacak ama hı-hı. Ben şeyi anlamadım. Mesela ilk karedeki sağ köşede 5 yazdık ya. Oraya neden 6 yazmadık? Şu, şu ve şunun toplamı kadar. Şu, şu ve şunun toplamı kadar. Yani şey gibi geliyor. 2, 2 ve 2'nin toplamı. Yani o alttakini niye almadık? Onu göremiyorum. Şunu mu? Bak 2, evet. 2 ve bunu aldık zaten 1'i. 5 yaptı. Ya da 2, 2 bunu aldık yine 5 yaptı. Ya da bak 1, 2, 2 yine 5 yaptı. Gördün mü burası? Şurası aynen. Şey böyle bu şey 3 boyutlu ya böyle gelip böyle yukarı çıkmıyor zaten. Anladın? Bu, nasıl gelebilirsin? Şu aygıtları kullanarak gideceksin ya şöyle. Şu aygıtları kullanacaksın ya. O zaman herhangi şu üçlü, aygıtın üçlü toplamına bakacaksın. Tamam? Yine yüzde şey yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi şurada birkaç soru daha var. Bunları da yapalım. Bugünlük dersimizi bitirelim arkadaşlar. Mesela bir tanesi şuydu. D
Demiş ki rakamların yerleri değiştirerek iki rakamları yan yana gelmeyecek biçimde altı basamaklı kaç farklı doğal sayı elde edilebilir? Yani tüm durumdan iki rakamının yan yana geldiği durumları çıkartabiliriz biz burada. Öncelikle tüm durum ne arkadaşlar burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane rakam var. 6 faktöriyel bölü. Şu ikiler kendi arasında 2 faktöriyel. Bu üçler kendi arasında 2 faktöriyel. Bu dörtler de kendi arasında 2 faktöriyel yer değiştirdiler. İstenmeyen durum ikilerin yan yana gelmesi. Şimdi 2, 2'leri bağlayayım. Geriye 3, 3 ve 4, 4 kalsın. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5 faktöriyel. Şunlar kendi arasında 2 faktöriyel. Bunlar kendi arasında 2 faktöriyel. Neticede bunları bağladığım için bunu x gibi bir rakam olsun bu. Bunlar kendi arasında ne yapmayacaklar? Yer değişmelerinin zaten bir önemi yok. Bir tane gibi düşünebiliriz. Ve bunlar hep yan yana kalacaklar. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5 tanesi 5 faktöriyel bölü. Ama şu ikisinin kendi arasında yer değiştirmesi yeni görüntü yapmayacak. Bunlar da yeni görüntü yapmayacak. O zaman tüm durumdan istenmeyen durumu çıkartarak yazabilirim. Mesela bir diğer soruya bakalım. Demiş ki 7 basamaklı rakamları yer değiştirerek kaç farklı sayı yazabilir? Bakın A şıkkı şöyle olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı olacak. Şimdi başa sıfırlar gelmez. Başa 1, 2, 3, 4, 5 tane gelir. Şimdi bu rakamların yerlerini değiştirerek yapacağım için her bir rakamı bir kere kullanacağım. Artık 7 taneden bir tanesini kullanmış oldum. Buraya 6 kaldı sıfırlarla beraber. 5, 4, 3, 2, 1 yaptı. Ama buradaki 3'ler 4 tane 3 var. Kendi arasında yer değişmesi. 2 tane 0'ın kendi arasında yer değiştirmesi yeni bir görüntü olmaz. Dolayısıyla burası şöyle yapar. 5 çarpı 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel yapar. Sonucunu bulursunuz zaten. 5 şıkkında demiş ki 7 basamaklı kaç tane çift yazılabilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi içinde 0'ın olduğu çiftlerde 0'ı ayrı başka bir çift varsa bunu ayrı düşünmek lazım. Ama burada sadece 0 var. Dolayısıyla 2 tane 0 var. Buraya 2 farklı yazılabilir. Bu 0'ların bir tanesini kullandık. Başa 0'lar gelmeyeceği için başa 5 tane gelebilir. Şu anda 7 taneden toplam 2 tane kullandık. Geriye 5 kaldı. 5, 4, 3, 2 ve 1 yaptı arkadaşlar. Bölü. Tekrarlı permütasyon arkadaşlar. Sıfırların kendi arasında yer değiştirmesi görüntüyü değiştirmez. 2 faktöriyel. Yine 3'lerin kendi arasında yer değiştirmesi görüntüyü değiştirmez. Yani 5 çarpı 5 faktöriyel çarpı 2 bölü 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel yapar. C şıkkına bakalım. 5 ile tam bölünen kaç basamaklı sayı yazılabilir demiş. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 ile bölünmesi için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra 0 ya da 5 gelecek. 0'ın olduğu durumlarda 0 ayrı düşünmek lazım. Çünkü 0 sona gelmediği durumda ortada dolanacağı için başa falan geldiği durumlarda sorun çıkaracağı için bunları ayrı düşüneceğiz. Bir de 5 ayrı düşüneceğiz. Şimdi buraya 5 gelirse bir tane 5 var sadece. Şimdi bu 5'i kullandık. Başa 0 gelmeyecek. Dolayısıyla 4 tane 3'ten bir tanesi gelecek. Şimdi şu anda bir tane başa bir tane sona 2 tane kullandık. Geriye 0'larla beraber 5, 4, 3, 2, 1 kaldı. Ama bölü yine tekrarlı permütasyon olduğu için 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacak. Bir de sonra 0'ın geldiği durumlar var ki onu burada göstermiştik. Burası da bu durum olacak arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Demiş ki 6 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olacak. Şimdi başa sıfırlar gelemeyeceği için 1, 2, 3, 4, 5 tane gelebilir. Daha sonra sıfırlarla beraber buraya arkadaşlar, tabi burada şu durum var. Tekrarlı permütasyon olduğu için, bu 6 basamak olduğu için her seferinde bir tanesini kullanmayacağız. Birincisinde 5'i kullanmadığımız durumlar, 0'ı 1'ini kullanmadığımız durumlar, 3'ün 1'ini kullanmadığımız durumlar olsun. Mesela 5'i kullanmadığımız durum olsun. Geriye sadece 3, 3, 0, 0, 3, 3 kalsın. Başa 4 tane gelebilir 3, 3'lerden. Sonra 1'ini kullandık. 5, 4, 3, 2, 1 olacak. Bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacak. Şu anda 5'in kullanmadığı durumdu. Birinci durumu yaptık. İkinci durum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0'ı kullanmadığımız bir durum olsun. 0'ın 1'i gitti. Geriye 6 tane sayı var. Bir tanesi 0. Dolayısıyla başa 5 tane gelir. Buraya yine 5 tane gelir. Çünkü 1'ini kullandık. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi 0'ın 1'i yoktu. Yani geriye kalanlar 3, 3, 0, 3, 3, 5'ti. Dolayısıyla sadece tekrar eden 4 tane 3 var. Yani 4 faktöriyel yapar. Son olarak da 3'ün bir tanesinin kullanılmadığı durum. Yani 3, 3, 3,
0, 0 ve 5 durumu. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çizecek olursak başta sıfırlar gelmeyecek, 4 tane gelebilir. Şimdi 4'ün 1'ini kullandık. Buraya yine 5 gelecek, 4 gelecek, 3 gelecek, 2 gelecek, 1 gelecek. Şimdi 4, 3 tane 3 var, 3 faktöriyel ve 2 tane de 0 var, 2 faktöriyel. Eğer 6 basamaklı derse her defasında kullanılan ve kullanılmayanları düşünmek zorundayız. 21. soru size kalsın. Başka bakayım ne varmış burada. Ha, bu soru güzel bir soru. Buna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, soruya birlikte bakalım arkadaşlar. Diyor ki 7 basamaklı bir merdiveni her defasında 1 veya 2'şer basamak atarak çıkıyormuş Ömer. 7. basamağa kaç farklı şekilde çıkar diyor. Şimdi 1. basamağa bu vatandaş sadece bir şekilde çıkar. Yani sadece bir basacak. 2. basamağa şöyle çıkabilirdi. Bir çıkabilirdi ya da direkt 2 adım atabilirdi. Yani 2. basamağa 2 şekilde çıkar. 3. basamağa şöyle çıkabilirdi. 1-1-1, 1-2 ya da 2-1 diye çıkabilirdi 3. basamağa. Yani 3. basamağa 3 şekilde çıkar. Arkadaşlar bir sonraki basamağa hesaplarsanız son 2'nin toplamı kadar Fibonacci çıkıyor burada. 5 çıkar. Sonra 8 çıkar. Sonra 13 çıkar. Sonra 21 çıkar. Evet, bu bir özel bir soru arkadaşlar. İlk birkaç tanesini gösterdikten sonra isterseniz diğerlerini deneyebilirsiniz ama böyle çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 olsun. Hadi bu da 1, 2 veya 3 adım atarak çıksın. Merdivenle hepimiz şey yapmışızdır. Uzun adımla atarak çıkmışızdır. Burada da durum 1 adım, 2 adım ya da 3 adım atacaksın. 1. basamağa 1 gelirsin. 2. basamağa yine ya 1-1 gelirsin ya da 2 gelirsin. Başka yolun yok. 3. basamağa 1-1-1 gelirsin, 2-1 gelirsin, 1-2 gelirsin ya da direkt 3 gelirsin. Yani buraya 4 şekilde gelirsin. Şimdi her seferinde 3 tane ihtimal olduğu için burada da üçlü toplamlar şeklinde ilerliyor. Bu üçünü toplarsanız 7. Sonra şu üçünü toplarsanız 13. Sonra bu üçünü toplarsanız 24. Sonra bu üçünü toplarsanız 44. Yani 1, 2 ya da 3 adım atarak gelecekse 7. basamağa 44 farklı şekilde gelebilir diyoruz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet, anlaşıldı.